arkadaşlar başlıyoruz. Herkese merhaba. Ben Özgür. Edcolony'de Brand Performans ekibinde AdOps ve Publisher Manager olarak çalışıyorum. Bugün Amerika saatleriyle çalışmanın zorluklarından, aynı zamanda avantajlarından bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, siz de kendinizi tanıtır mısınız bize? Merhabalar, ben Mert. Ben de North America Performans tarafında Account Manager'lık yapıyorum. Merhabalar, ben Sait. Ben de Latin Amerika bölgesinden sorumlu programatik ürününde Client Solutions Manager olarak çalışıyorum. Tamam arkadaşlar, peki ilk sorumuza başlayalım. Amerika saatleriyle çalışmaya ilk nasıl karar verdiniz? Ben başlayabilirim bu soruya. Tabii. Benim her zaman Amerika'ya özel bir ilgim olmuştu. O yüzden benim için nasıl bilgi çok zor, nasıl bilgi? Çok zor bir karar olmadı. Ya benim ailemin yarısı zaten Amerika'da yaşıyor. Kesinlikle hakim olduğum bir kültür. Ayrıca iş hayatında her zaman Amerika müşterileriyle çalışmak, hep o tarafta connection'lar yapmak için uğraştım. Bu yüzden North Amerika'da çalışmak aslında benim için çok da uzak bir durum değildi. Nasıl cesaret buldum? Evet, tabii ki de zor oldu. Ailemi karşıma aldım mesela. Annem hiç sevmiyor bu durum. Hiç hoşnut değil annem bu durumdan. Fakat yapıyoruz, bir şekilde yürütüyoruz bu işi. Çünkü passion projemiz. Sen kendi kendine mi karar verdin buna, yoksa bir anda teklif geldi ve mecburen Amerika saatiyle çalışmayı mı seçtin? Bayağı ben kendi kuyumu kendim kazdım diyebilirim. Ben kendim başvurdum bu işe ve her şey, bütün kararlar benden geçti. Sait, sana geçelim. Burada işe başvurduğum zaman aslında benim kafamda asla akşam çalışmak gibi bir şey yoktu zaten. Hani kim nerede Türkiye şartları içerisinde Amerika saatiyle çalışıyor ki diye bir düşünüyorsun zaten. Ama ilk defa bana işte akşam çalışmayı düşünür müsün diye sordukları zaman, yani şöyle bir geçmişimi gözden geçirdim. İşte önceki staj tecrübelerimde ya da iş tecrübelerimde sürekli olarak sabah çalışmışım ve artık şeyi kanıksamışım, hani sabah vaktinden öğlen vaktine kadar uykulu uykulu hiçbir şekilde verimli geçiremiyorum. Ki sonrasında işten çıktıktan sonra da saat 6.30'dan sonra asla günü verimli bir şekilde değerlendiremediğimi farkına varıyorum. Burada ilk defa akşam çalışmak ister misin diye sordukları zaman ben de kendi kendime oturdum, düşündüm. Yani niye istemeyeyim ki, işte sabah müthiş bir vakit var. Alarmsız uyanacağım, işte istediğimi yapabileceğim sabah vaktinde. Ama akşam eve döndüğüm zaman da rahat rahat kafamı dinleyebileceğim de bir zaman periyodu elimde oluşuyordu. Ben de yani neden olmasın deyip akşam çalışmaya başladım açıkçası. Keyifliymiş. Ben de teklif gelince öyle teklif gelince mecburen. Elim akşam saatlerine çalışmayı kabul ettik. Eli mahkum. Mutluyum ama ya ben de. İkinci soruya gelelim o zaman bu arada. Avantajları ve dezavantajları olarak neler sıralayabilirsiniz? Sait'le başlayalım bu sefer. Sen çok ya, şey ya, en büyük avantajı olarak aslında çok rahat değerlendirebileceğiniz, eğer uyku saatlerinizi iyi ayarlayabiliyorsanız çok rahat değerlendirebileceğiniz müthiş bir sabah periyodu var. Yani nasıl değerlendirmek size kalmış aslında, ama yani benim için çok değerli bir zaman aralığı orası. Hı-hı. Ama yani gece insanlarla dışarıya çıkamamak ve işte biraz işte ofis ortamında az insanla çalışıyor olmak bir yerde insanı azıcık aşağı doğru öteliyor, açık konuşmak gerekirse. Benim açımdan en büyük dezavantajı o, ama en büyük avantajı da çok sessiz bir ortamda çalışıyoruz az kişi olduğumuz için. Çok rahatsız oluyor musun sesten? Evet, sesten çok rahatsız oluyorum zaten. Bunu açık böyle dile getiriyorum. Yani çok rahatsız oluyorum ki burada zaten alıştık da yani. Ne kadar oldu? 1,5 sene oldu herhalde. 1,5 senedir sessiz ortamda çalışmaktan artık, yani artık gürültüye karşı bir antipati oluştu içimizde. Benim için açık konuşmak gerekirse en büyük avantajlarından biri sessiz, sakin, yüksek motivasyonla rahat rahat çalışabiliyor olmak bence. Mert, sen neler söyleyebilirsin avantajlar ve dezavantajlar? Ben avantajdan başlarsam, yani İstanbul gibi bir yerde yaşadığımızı unutmamak lazım ve İstanbul gibi bir yerde maalesef yani trafik şartları iğrenç.
Bunu kesinlikle belirtmeniz gerekiyor. Kesinlikle herkes, doğru, bu toplu taşıma biçimi bile geçerli. Kesinlikle yani. Herkes işine gelirken ve işinden evine dönerken toplam 2 saat harcıyor ortalama neredeyse. Amerika saatiyle çalışan ekipler için bu durum yani yarımşar saatten 1 saat gibi bir şey. Yani günde aslında ulaşıma harcadığınız süre yarı yarıya azalıyor diyebilirim. Bu çok büyük bir avantaj. Çalışma saatlerinizin akşam olmasının verdiği avantajlar var. Said'in söylediği gibi gündüzünüzü değerlendirme gibi. Eğer geç uyuyan bir insansanız uykunuzu öğle saatine kadar alabilme gibi avantajları var. Peki işe başlamadan önce uyku düzeniniz nasıldı sizin? Gene geç mi uyanıyordunuz? Sabah 8'de uyanan tiplere benzemiyorsunuz şimdi. Sabah 8'de uyanmayı asla istemeyen tipler. Evet, evet, biraz öyle tipleriz. Evet. Daha üniversite kültürünü devam ettiriyoruz diyebiliriz bu durumda. Geceleri çalışmayı da çok severim ayrıca. Sessiz, huzurlu. Peki bir soru daha size hemen. Eğer baştan başlarken seçme şansınız olsaydı, gececi ve sabahçı, hani free bırakıyoruz seni abi, istediğini seçebilirsin deselerdi. Seçer miydiniz gene gececi olmayı? Ben seçerdim ya. Yani direkt seçerdim. Eğer opsiyon varsa hiç tartışmasız. Ben de seçerdim ya bu arada. Kesinlikle. Kesin. Ya. Mert? Ben bu konuya daha farklı bir cevap vereceğim. Ben bunu isteyerek yaptım ve şahsen bir seneyi tamamladım şu an bu düzende. Bana şu an sorulsa ben gündüz çalışmayı seçerim. Çünkü Sait'le konuştuğumuz gibi sosyal hayat vesaire, yani bu durum çok aslında 10 sene, 15 sene yapabileceğiniz bir düzen değil maalesef. Doğru. İstanbul'da. Kesinlikle. Kesinlikle hani belli bir süre aklınızda bunu belirleyip ben şu unsurlar için yatırım yapıyorum, bunlar için çalışıyorum deyip belli bir süre bunu çalışmak herkes için kesinlikle yararlı. Fakat kişiden kişiye bunun süresi değişebilir. Benim için bir sene aslında çok yararlı oldu ama eğer elimde olursa bundan sonra daha insancıl dediğimiz saatlerde evet, çalışmayı tercih ederim tabii ki de. Devam edelim. Sosyal hayatınızı nasıl yönetiyorsunuz peki? Gece saatleriyle çalışırken ailenizle vakit geçirebiliyor musunuz? Kız arkadaşınızla vakit geçirebiliyor musunuz? Ya ilk yorumu ben direkt yapayım. Hani ya normal insanlar 6.30'da işten çıktıktan sonra istedikleri arkadaşlarıyla müsait vakitlerini değerlendirebiliyorlar. Bizim durumumuzda sabah kimse, açık konuşmak gerekirse herkes işte olduğu için kimseyle sabah vakit değerlendiremiyoruz ve bütün sosyal hayat aslında hafta sonuna kaymış oluyor. Tabii ki. Hani aslında hafta sonu dinlenmen gerekirken biz hafta içi dinlenip hafta sonunu yoğun geçirmeye biraz daha alışmış insanlar oluyoruz gibi düşünüyorum. Bir de insanlar yani şey zannediyor değil mi? Eve dönüyoruz saat 12'de, bir de uyuyoruz. Sabah 10'da evet, kalkıp sabah aktivitesi yapıyor. Öyle bir şey yok abi. 3'te uyanıyoruz yani. Yani. Zar zor işe geliyoruz falan. Kesinlikle. Öyle. Saat yani 4... Sabah işe gelmeden önce geçirdiğin zamanla işten sonra uyuyana kadar ki geçirdiğin zamanın maalesef kalitesi aynı değil. Kesinlikle. Yani siz işten döndüğünüzde o günlük işlerinizi bitirmiş, hı hı, kafanızda yani o dertlerden arınmış bir şekilde eve gidiyorsunuz ve daha huzurlu bir şekilde zaman geçiriyorsunuz. Fakat sabah, hani Said'in dediğine katılıyorum, burada bir belli bir zaman aralığınız var değerlendirebilmek için. Hı hı. Fakat kesinlikle 3-4 saat sonra işe gideceğiniz hı hı için aklınızda her zaman o gün hani doğru, ne işler yapacağım, o gün ne görüşmelerim var, ne toplantılarım hı hı var vesaire, bunlar hep aklınızda olduğu için kıyaslama yaparsam akşam iş çıkışında daha huzurlu zaman geçiriyor olabilirim. Fakat ailenizi mesela görmek için çok uygun bir zaman bu. Belki arkadaşlarınızla ne bileyim öğle tatillerinde vesaire yakalayamayabilirsiniz. Ama ailenizle kesinlikle zaman geçirebilirsiniz. Spor yapabilirsiniz. Mesela normal işlerde çalışan arkadaşlarımız, normal saatlerde diyeyim, çalışan arkadaşlarımız atıyorum bir banka işleri için, bir noter işleri için, bir devlet dairesi işleri için izin almaları gerekiyor. İzin evet, almaları gerekiyor. Bizim mesela böyle bir avantajımız var. Biz bu tarz işlerimizi öğleden önce işimize, ofisimize gelmeden önce yapabiliyoruz. Ailemi görebiliyorum dediğim gibi ama ben de kesinlikle senin dediğin şeye katılıyorum. Kesinlikle iş saatimizden 1,5 saat sonra önce veya 1 saat önce uyanıp ofisimize evet, geldiğimizde düzen söz konusu. Evet. Sanki yani sürekli üniversite son sınıftaymışız gibi. aynen. Sabah derslerine gidilmiyor falan, böyle 12'den sonra canlanıyoruz. Yani mesai saatinin başlamasından 1,5-2 saat önce uyanmak, yani 8,5-5,5 çalışmışsın, 9,5-6,5 çalışmışsın. Aynı şeye denk geliyor aslında. Biraz daha esnetip sabah vaktinde daha fazla vakit ayırabilmek güzel bir avantaj aslında. Peki ben bir soruyla daha devam edeyim.
Peki Amerika'daki çalıştığınız iş arkadaşlarınız sizin gece çalıştığınızı biliyorlar. Saat 4'ten 12'ye kadar. Onlar nasıl karşılıyorlar bunu? Esnekler mi size karşı? İş verirken mesela adam kendi kafasında ya da kadın düşünüyor mu? Ulan bu çocuğa biz şimdi bunu request attık da gece saat 11 orada. Hani 2 saat bu ne yapacak acaba diye. Siz böyle sizi de düşünerek hareket ediyorlar mı? Yoksa çalışın köpekler. Böyle sağlık olan <olamazsın. gülüyor> Ben başlayayım. Yani böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Evet. Çalıştığımız ekipler kesinlikle bizim yaptığımız fedakarlıkların %100 farkındalar. Ve biz şu anki saat düzeniyle biz 1'e kadar sorumluyuz. Yaptığımız işlerden. Ve kesinlikle bize o esnekliği sağlıyorlar. Zaten hali hazırda bizim yaptığımız iş gereği bizim San Francisco ile Los Angeles ile yani batı yakasıyla çok işimiz oluyor Amerika'nın. Biz şu anki düzenimizde bile aslında onların ofislerinin son 3-3,5 saatlerini yakalayamıyoruz. Yani aslında onlar da bir fedakarlık yapıyor bu konuyla alakalı. Onlar da müşterilerine veya yaptığı diğer iş arkadaşlarına, iş yaptıkları arkadaşlarına bu bilgiyi geçiyorlar. Yani 1'e kadar lütfen bundan önce yolladığınız tüm isteklerinizi, requestlerinizi atıyorum 10-11,5 gibi sonlandırın ki arkadaşlar bunları tamamlayacakları süreleri elde etsinler. Sizin tarafta nasıl peki sen? Bizim tarafta da yani Mert'in anlattığına biraz benziyor aslında. Yani Brezilya'da bizim saatimize göre 3'te başlarlarken Meksika'da 6'da başlıyorlar mesela. Ama onlar benim akşam saatlerinde çalıştığımı biliyorlar ve ona göre biraz da esneklik sağlamaya çalışıyorlar aslında. Yani mesela Arjantin'dekiler benim cuma akşamı saat 11'de bir iş üzerinde uğraşmamı pek istemiyorlar aslında çünkü onlar da işte mesaiyi bitirip hadi parti yapalım kafasında insanlar oldukları için benim açımdan da o iş konusunda birazcık esnetebiliyorlar aslında. Ama bazen çok sıklıkla başıma geliyor benim. Akşam 12'den sonra sıklıkla iş geliyor malum saat farkı sebebiyle ama ertesi güne yani sarkıtmak durumunda kalıyoruz. O yüzden herhangi bir problem olmuyor açıkçası yani onlar artık beni kanıksadılar. Peki biraz mesai kavramını konuşalım şimdi. Gece 12'de normalde paydos bitti. Dükkanı kapatıp kepenkleri indirip gidiyoruz. Peki saat 12'de buradayız oturuyoruz. Yani çok yaşadığımız bir şey olduğu için dile getirmek istedim. İş geldi. Evet. Saat 12.30'da. Geldi 8 tane kes. Kalıp yaparken mesela belki de saat gece 2 oluyor. Bundan rahatsız mısınız? Ya da bu okey misiniz böyle çalışmaya? Çünkü normalde sabah çalışan biri X bir şirkette der ki abi saat 4 ben dükkanı kapadım evime gidiyorum. Yani siz bu fedakarlığı gösteriyor musunuz? Bizim işimizde bu fedakarlığın bizim yöneticilerimiz tarafından gösterilmesi gerekiyor. Çünkü aslında bizim çalıştığımız sektör bayağı esnek bir sektör. Evet. Benim ihtiyacım olan şey aslında bir yani kimse kimseyi kandırmasın bir laptop ve bir düzenli internet aslında işimi yapabilmek için. Bu yüzden bizim yöneticilerimiz de bunun farkında. Biz o yüzden bu esnekliği sağlıyorlar. Benim müşterilerim de bunu biliyor. Benim yurt dışı ofislerim, satış ofislerim de bunun farkında. Bunun sadece düzgün bir şekilde iletişiminin kurulması gerekiyor. Çünkü biz daha fazla fedakarlık veriyoruz dediğimiz gibi gündüz ekiplerinden, gece ekipleri olarak. O yüzden 12'de mesela ofiste tek başınıza kalıp bunu yapmak zorunda değilsiniz. Buna kıyasla evinize gidip bir kahve yapıp, çay yapıp o günlük son bir saatlik işinizi evinizde de toparlayabilirsiniz. Bu da aslında bir avantajı diyebilirim. Daha rahat çalışma saatleriyle daha flexible bir çalışma ortamını size aslında yöneticileriniz de sağlıyor. Çünkü kendileri de böyle çalışmak zorundalar. Herkes buna adapte olmak zorunda açıkçası. Aslında yani orada çalıştığımız herkes biliyor zaten bizim Türkiye saatiyle 12'de ya da 1'de mesaimizin bittiğini. Ona göre ya da 12'den sonra bir iş müşteri tarafından geldiği zaman hani şu an halletmek zorunda değilsin. Birkaç saat dinlenip sonrasında devam edebilirsin ya da ben genelde şu vaadi veriyorum kendilerine. Orada mesai başlamadan önce ben bu işi halledip zaten size gönderirim sabah erkenden gibisinde bir vaatte de bulunabiliyorum. Öyle de bir avantajımız var. O yüzden gayet esnek bir şekilde istiyorsanız saat 12'den sonra gece yarısı oturup evde laptopunuzun başında da işi halledebilirsiniz Mert'in dediği gibi. Ya da hani sabah ofise erken gelip onlar daha mesaiye başlamadan da önce halledebilirsiniz. Aynı şeye denk geliyor aslında hiçbir farkı yok. Bizim de öyle. Gece uyanık olduğun için zaten saat 3'te 4'te bir request geldiğinde diyorum ki kafamda ona zaten bıraksan sabah uyanınca 4'te gidip orada yapacaksın. Zaten çok da uzun sürmüyor yapacağımız iş.
operasyoncular sallıyor mu acaba böyle işler uzun süre? Yayını durdurarsan bir tık yapıyorsun orada aslında. CPU 3'ten 5'e değiştir. Değil mi? Bir şey yapıp sadece save'e basıyorsun. Evet. Gece hallediyorsun zaten rahat rahat. Canım ya bizim de başımıza çok geliyor yani. Senin de gelmiştir kesin. Evde oturmuşsun, şirketten gelmişsin. Yani oyun oynuyorsun diyelim ki. Bilgisayar oynuyorsun bayağı. Ve yandan bir request geliyor. Evet. Durduruyorsun oyununu, dönüyorsun iş laptopuna, açıyorsun, e-mailine cevap yazıyorsun, request yapıyorsun, toplam 10 dakikanı, 15 dakikanı ayırıyorsun. Ondan sonra normal free time'ına dönüyorsun yani. Bu aslında evet, çok da düşünülmesi gereken bir şey değil. Bazı işlerde, bazı sektörlerde bu durum çok daha sert. Siz cumartesi, pazar günleri de sorumlu olmanız gereken şeyler oluyor. O yüzden bunlar yani gülün çok ufak dikeni. Düşünülmesi gereken, düşünülmemesi gereken ince detaylar bunlar, sizi etkilemeyecektir. Şey yani o zaman siz gece çalışırken hiç adaptasyon sorunu yaşamadınız yani sabah hani. Ben hiç yaşamadım. Ya sen, ben de hiç yaşamadım açık konuşmayı. Bildiğin kadarıyla sabah çalışıyordun. Ya, daha öncesinde sabah çalışıyordum ama hani dediğim gibi sabah zorla uyanıyorum işte, yok öğlene kadar uykulu geçiriyorum zaten falan. Yani mevcut statüde bile zaten hani alarmsız saat 10.30'da 11'de ayaktayım ben zaten. Hani sadece benim için fark eden 2 saat oldu. Bir de güzel bir gece vakti oldu yani. O yüzden herhangi bir adaptasyon sıkıntısı yaşamadım açık konuşmak gerekirse. Zaten uyumayı seven de bir insanım. O yüzden İstediğim gibi. Güzel. Peki arkadaşlar, gece çalışmaya başlayacak yeni iş arkadaşlarınıza, yeni mezun arkadaşlarımıza yapabileceğiniz öneriler var mıdır? Gece şifti hakkında tercih etsinler mi, etmesinler mi? Ben başlayayım. Şimdi dikkat etmeleri gereken birkaç unsur var öncelikle. Birincisi, hafta içi sosyal hayatlarından fedakarlık yapmaları gerekiyor. Bu yapmaları gereken en büyük fedakarlık. O yüzden bundan başlıyorum. Daha sonrasında... Bir şey soracağım. Peki sence normalde sabah shiftinde çalış, 6.30'da çıkıp evine giden bir insan sosyal hayat olarak... Çok, ben çünkü konuşuyorum arkadaşlarımla. Onlar da diyor ki abi zaten 6.30'da çıkıp eve gidiyoruz. Saat 7'de yemeğimizi yiyip 8-9 gibi bayılıyoruz diyorlar. Yani insandan insana göre değişiyor. Yani tabii, bu... Şöyle söyleyeyim ya, insanların büyük bir çoğunluğu işinden 7.30'da artık evine varmış, atıyorum yemeğini yemiş, artık bir şeyler yapmaya hazır bir hale geliyorlar. Siz bu iş arkadaşlarınızla dışarıda bir, atıyorum bira içmek istiyorsanız, bir kahve içmek istiyorsanız, bir yemek yemek istiyorsanız, biz bunu yapamıyoruz. Hı hı. Amerika ekiplerinin yapmaları gereken en büyük fedakarlık bu. Tek bir senaryoda bunu yapabilirsiniz. O da öğle yemeği tatilinize denk gelirse. Bildiğiniz üzere bizim öğle yemeği zamanımız akşam yemeği, evet, saatlerine geliyor onların. Yani biz 8-9 gibi öğle tatiline çıkıyoruz. Aynı zamanda yurt dışı ofislerinin de öğle tatiline çıkmasından hemen önceye denk gelen bir saat. Bunu söyleyebilirim. Aslında hem avantaj hem dezavantajı olan bir durum. İkinci konu, siz eğer bu saatlerde çalışıyorsanız siz muhtemelen Kuzey Amerika ile Kanada ile iş yapıyorsunuzdur demektir. Bu da kesinlikle bu sektörü düşünecek, bu saatlerde çalışacak veya daha genelleme yapmam gerekirse North Amerika ve Kanada regionlarında çalışacak arkadaşların kesinlikle çok çok iyi bir İngilizceye sahip olmaları gerekir. Diğer mesela Avrupalı bir insandan, Avrupalı müşterilerden çok daha iyi kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Bunun dışında kesinlikle korkmamalarını öneririm. Kesinlikle bu mükemmel bir tecrübe. Türkiye'de ayrıca Kuzey Amerika ile bir iş yapmanın verdiği bir prestij var. Oradaki müşterilerin, oradaki markaların, oradaki şirketlerin de tüm dünya üzerinde ayrı bir prestiji var. O yüzden bu duruma olumlu açıdan bakmalarını ve kendilerine yatırım olarak görmelerini öneririm ben bu durumu. Sait, sen neler söylersin peki? Mert'in dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Ekstra olarak söyleyeceğim birkaç şey daha var. Yani eğer kendinizi geliştirmeye ve daha fazla ekstra bir şeyler öğrenmeye istekliyseniz, cidden çok iyi değerlendirebileceğiniz bir periyot ayırıyorsunuz kendinize ve eğer metabolizmanızı da çok iyi ayarlayabilirseniz, her türlü şekilde gününüzü maksimum verimlilikle geçirebileceğinize inanıyorum. Zaten normal şartlar altında Türkiye saatiyle çalışan insanların belki de
Yani en çok yakındıkları noktalardan biri de 6.30'dan sonra iş sonrası enerjilerinin kalmayıp eve gidip yatıyor olmaları. Burada sizin çok yüksek enerjiyle başlayabileceğiniz bir gün var ve sonrasında değerlendirebileceğiniz çok güzel fırsatlar var. Yani gidip işte ne bileyim online kurs alabilirsiniz ya da belki de tam zamanda üniversiteye başlayıp üniversiteyi bitirebileceğiniz bir periyot bile sizin için açılıyor aslında. Yani o yüzden kendinizi geliştirmeye istekliyseniz çok rahat bir şekilde iş hayatı dışında da kariyerinizi devam ettirebileceğiniz bir periyot açmış oluyorsunuz kendinize. Videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mert ve Sait, sizlere de çok teşekkürler. Bugün gece saatlerinde çalışmanın zorluklarından bahsettik. Avantajlarından, dezavantajlarından bahsettik. Umarım sizler için de açıklayıcı bir video olmuştur. Kafasında soru işareti kalmamıştır kimsenin. Teşekkür ederiz beyler. Biz teşekkür ederiz Özgür Bey. Biz teşekkür ederiz Özgür. Bizi ağırladığın için. Ne demek, her zaman. Canımsınız. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda iTunes ve Spotify üzerinde podcastlerimizi de dinleyin. Bize yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar başlıyoruz. Tamam. So, why should I enter? Hep kolay mı?